İç ortam hava kirliliği KOAH risk faktörlerinden bir tanesidir. Özellikle ancak tabii bu daha ziyade gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülmekte. Bizim tarafımızca biyomas maruziyeti dediğimiz biyomas yakıtlarının kullanıldığı durumlarda ortaya çıkmakta. Nedir bunlar? Odun kömürü, çalı, çırpı gibi ürünlerin yakılarak ortaya çıkan gaz ve partiküllerinin maruziyeti sonrası ortaya çıkar. KOAH hastalığı. Burada tabii şu önemli, vurgulanması gereken nokta bu yakıtlar sonrası ortaya çıkan gaz ve partiküllerin kişilerin yaşadığı alandan tecrit izolasyon veya tecrit edilememesi neticesinde oluşur bu durum. Ülkemizde hala bu gerçekten özellikle kırsal bölgede yaşayan kişilerde önemli bir problem olarak değerlendirilebilir. KOAH'tan nasıl korunulur? Tabii KOAH'ın özelliklerinden bahsederken önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık demiştik. Burada önlenebilir faktörler içerisinde en önemlisi tabii kişilerin sigarayı bırakmaları. Tabii bunun yanında iç ortam hava kirliliğinden uzak durmaları. Yani maruziyetin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu iç ortam hava kirliliği de olabilir, dış ortam hava kirliliği de olabilir. Bunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Ama burada tabii hepsi önemli olmakla birlikte sigaranın bırakılması özellikle hastaların gerçekten ilerleyici olduğunu söylediğimiz bu hastalıkta hastalığın ilerleyişinin azalmasına neden olacaktır. KOAH hastalığının tedavisi birkaç basamaktan oluşmakta. Bir tanesi nedenlerin ortadan uzaklaştırılması, işte sigaranın bırakılması, toz ve partikül maruziyetinin ortadan kaldırılması ve tanık olmuş hastalarda ilaç tedavisi gerekebilir. İlaçlar içerisinde de işte bizim bronkodilatör dediğimiz hava yolunu genişletici ilaçlar. Eğer hastalık ağır ve çok ağır dönemine ulaşmışsa evde uzun süreli oksijen tedavisi uygulamamız gerekebilir. Ve hatta bu hastalar özellikle kış aylarında atak halinde seyredebilirler. Böyle bir durumda servislere yani kliniklere yatırılmaları gerekebilir. Hatta ve hatta durumu çok ciddiye tarz eden hastalar yoğun bakıma alınmaları gerekebilir. KOAH'a neden olan durumlarda pasif içiciliği aslında hiç konuşmadık bu süre içerisinde. Şunu vurgulamak lazım. Bazı hasta gruplarımız var. Hiçbir şekilde sigara içmemiş ama örneğin diyelim sigara içmemiş bir ev hanımı bize öksürük, nefes darlığı ve balgam çıkarma şikayetleriyle başvurduğunda kendisine yaptığımız bir solunum fonksiyon testi neticesinde KOAH hastalığın var diyebilmekteyiz. Burada pasif içicilik belirleyici rol oynamakta. Bilindiği gibi sigara etkisini sigara dumanıyla oluşturmakta. Dolayısıyla ev içerisinde eşi sigara içen bir kişinin de sigara içmiş sayılması gerekmekte. Tabii buradan şu noktaya geçmek lazım. Bilindiği gibi Türkiye'de çok iyi uygulanan veya işte uygulamasında başarı sağlanmış bir yasa mevcut. Kanunla sigara ile ilgili çıkartılan kanunla beraber kapalı ortamlarda sigara içilmesi biliyorsunuz ki yasaklanmıştır. Bu kanun çıkmadan önce tabii kanun uygulanabilirliği ile ilgili önemli şüpheler vardı. Ama görüyoruz ki vatandaşımız son derece bu kanuna sahip çıkarak kapalı alanlarda sigara içilmemesiyle ilgili gerekli hassasiyeti göstermiştir.